Bir Vintage Teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün test ve inceleme konuğu Polaroid'in çok zor bulunan iZone Instant Pocket kamerası. Şimdi videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Polaroid şıpşak, yani anında fotoğrafı veren fotoğraf makineleri arasında en bilinen ve en ikonik markalardan bir tanesi. Sadece normal bildiğimiz şıpşak fotoğraf makineleri değil, aslında farklı fotoğraf makineleri de imal etmişler. Bunlardan bir tanesi de Polaroid iZone. Polaroid iZone'un en büyük özelliklerinden bir tanesi size çektiğiniz fotoğrafı bir etiket olarak vermesi. Yani çektiğiniz herhangi bir fotoğrafı isterseniz size şuradaki görmüş olduğunuz bölmeden normal bir etiket olarak çıkartıp herhangi bir yere yapıştırmanıza olanak sağlıyor. Polaroid iZone baktığınızda tamamen pille çalışan, kendine özgü bir filmi olan ve çok şirin bir makine. Çeşitli renkleri var. Mavisi var, yeşili var, kırmızısı var, pembesi var. Bizim elimizdeki lacivert olan modeli. Şimdi tasarımına geçelim yavaş yavaş. Anlatalım bakalım Polaroid iZone'un tasarımsal özelliklerini ve genel özelliklerini. Şimdi baktığınızda gayet renkli, gayet tatlı bir, şirin bir, minimal tasarıma sahip olan Polaroid iZone bir flaşa sahip, bir vizöre sahip ve bir lense sahip. Şurada görmüş olduğunuz şekilde de tamamen şeyi buradan çıkartıyor, filmi buradan çıkartıyor. Bir film düşünün ki arka tarafı yapışkanlı ve siz istediğiniz gibi bu filmleri bastıktan sonra, daha doğrusu deklanşörü bastıktan sonra şuradaki yan bölümünden çıkartıyor ve bir şerit halinde size veriyor. Şerit halini verdikten sonra siz bunu alıyorsunuz ve istediğiniz herhangi bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Şöyle baktığımızda arkasında şurada vizör alanımız var. Buraya kalem piller giriyor ki bu kalem piller flaşı besliyor. Şurada flaşımızın hazır olup olmadığını gösteren bir ışığımız mevcut. Burası bildiğiniz üzere deklanşör. Burada da böyle bir makara sistemimiz var. Şu an kapalı da mesela. Buraya aldığımızda direkt portre modu. Buraya aldığımızda güneşli ve buraya aldığımızda da bulutlu havalarda çekmemize olanak sağlayan bir yapısı var. Şurada şöyle gösterelim. Bakın zaten kendisi de göstermiş. Şöyle çevirerek gösterelim. Şimdi siz normal şartlarda bunun filmini bir kere her şeyden evvel bulamayabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Filmi gerçekten de zor bulunan bir film ve artık üretilmeyen 90'ların fotoğraf makinelerinden olduğu için de film üretimi neredeyse yok gibi. Biz internetten araştırdık. Daha çok internette yabancı sitelerde çok zor bulunan ve pahalı olan bir yapıya sahip bu filmler. Bulursanız da zaten yaklaşık 20'li oluyor filmleri ve sadece 20 tane sticker'dan çıktı alabiliyorsunuz. Yani 20 tane çıktı alabiliyorsunuz sadece. Bakın burada nasıl kullanmanız gerektiğini de çok şirin bir şekilde açıklamışlar. Neymiş? İşte birinci adım. Off'tan herhangi bir şekilde şurada görmüş olduğunuz makarayı off'tan alın. Ondan sonrasında istediğiniz moda getirin. Bakın burada flash ışığımız yanacak. Vizöre bakın. Vizöre bastıktan sonra deklanşöre basın. Deklanşörümüze bastıktan sonra hop, bakın buradan şeritte görmüş olduğunuz gibi şeritten fotoğraf filmini çıkartıp bu şekilde hop alıyorsunuz ve ondan sonrasında da sticker şeklinde bunu istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Normal şartlarda baktığınızda tamamen böyle bir avuç kadar, şöyle bir avuç kadar bir fotoğraf makinesi. Polaroid normal şartlarda böyle fotoğraf makineleri yapmazdı ama işte Polaroid'in aslında baktığınızda kendinin farklı olduğunu gösteren bir teknolojiyi kullanmış burada ve normal şartlarda sadece şipşak fotoğraf makineleriyle anında fotoğrafını veren Polaroid şimdi size çektiği fotoğrafları anında sticker olarak vermeyi taahhüt ediyor. Bunun yanı sıra Polaroid iZone isterseniz dediğim gibi filmleri çıktı aldıktan sonra, daha doğrusu fotoğraflar çıktıktan sonra istediğiniz gibi herhangi bir şekilde herhangi bir yere yapıştırmanıza izin verirken aslında Polaroid iZone'la beraber bir de şöyle şirin mi şirin bir mini albüm getiriyor. Bakın bu direkt iZone'un kendi orijinal film albümü. Bu kadarcık filmler, yani bakın ne kadarcık, yani küçücük, mini minnacık, çok şirin. Bir yanında anahtarlık olarak da kullanabileceğiniz
Çok şirin bir albümü de yanında size hediye olarak gönderiyor. Peki Eskaz'a filmleri buldunuz. Filmleri bulmak dediğim gibi biraz zor. Filmleri buldunuz. Peki bu Polaroid iZone'a nasıl film takacaksınız? Bakın şimdi şurada bir her foto makinesinde olduğu gibi bir filmin içine girmesini sağlayan bir tırnak var. Bu tırnağı açtığımız an itibariyle şöyle yapıyoruz. Ve bunun altından şuradan bir kapak açılıyor. Bu kapak açıldıktan sonra bakın burada bir şu mini albümümüzü alalım, şöyle koyalım. Hatta şöyle iZone yazsın. Normal şartlarda bakın bu foto makinesinin içinde burada biten bir film var. Bakın bu normal şartlarda size bahsettiğim zor bulunan film bu. Bu filmi bu şekilde alıp buraya takıp taktıktan sonra şurada görmüş olduğunuz şehri de geçirip kapağını kapatıyorsunuz. Ondan sonrasında zaten fotoğraf çekmeye başlayabiliyorsunuz. Peki bu fotoğraf makinesinin içindeki o zor mu zor bulunan filmin içinde nasıl bir yapı var? Onu görelim şimdi. Açalım. Açabiliyor muyuz bakalım? Açabiliyoruz tabii. Bir plastik kutucuk diye düşünün. Buradaki hazneye bu filmler giriyor. Filmler girdikten sonra bu zaten filmle beraber gelen bir kutu. Kutuyu alıyorsunuz. Sonrasında ben şimdi tabii bu film içindeki film bittiği için şu anda bu boş, herhangi bir özelliği yok. Sonrasında bu filmi dediğim gibi alıyorsunuz. Şuradaki hazneye takıyorsunuz. Hazneye taktıktan sonra da bu arada haznenin üzerinde de yine Polaroid yazıyor. Şöyle gösterebiliyorum sanırım. Polaroid'in kendi sadece ve sadece kendi filmi oluyor maalesef. Yani normal şartlarda biliyorsunuz Polaroid'in farklı farklı markalarda yine şipşak foto makinelerinin için filmleri mevcut. Ama maalesef iZone için sadece kendi filmlerini üretmişler ve başka markalarda yani bizim araştırdığımız kadarıyla iZone için sadece Polaroid'in filmi var. Başka herhangi bir Fuji'nin ya da işte diğer ki Kodak'ın vesaire bu iZone için herhangi bir üretim filmi yok maalesef. O yüzden de sadece Polaroid'in burada görmüş olduğunuz filmden bulmanız lazım. iZone kamera filmi diye aratırsanız bulabilmeniz mümkün açıkçası ama dediğim gibi sadece yurtdışı internet sitelerinde. Polaroid kendini o kadar çok seviyor ki bu foto makinesinde her yere Polaroid yazmış. Şurada bir Polaroid yazısı var. Burada bir, şöyle gösteriyorum eğer ışıktan gözükebiliyorsa. Burada Polaroid yazıyor. Burada yine her zamanki gibi Polaroid yazıyor. Yani her yerde bir Polaroid yazısı var. iZone zor bulunan bir kamera. Gerçekten de koleksiyonluk bir kamera. Bizim Vintage Teknoloji olarak Tontik Shop'tan aldığımız bu yaklaşık 9. Polaroid fotoğraf makinesi olacak. Biz daha çok Polaroid fotoğraf makinelerini koleksiyonunda yapıyoruz. Bu da zor bulunan bir Polaroid fotoğraf makinesi olarak öne çıkıyor. Çünkü bildiğiniz gibi Polaroid fotoğraf makineleri daha çok büyük olur. Ve şipşak, yani anında fotoğrafı veren ve sadece fotoğraf veren bir fotoğraf makinesi üreticisi olmakla beraber iZone da bunların dışında kalan ender bulunan bir fotoğraf makinesi. Şu an herhangi bir şekilde satışta olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası gerçekten de zor bulunan bir fotoğraf makinesi ama eğer bulabilirseniz gerçekten bunun koleksiyonunu yapmak da istiyorsanız eğer koleksiyon değeri fazlasıyla büyük bir fotoğraf makinesi olmakla birlikte eğer filmlerini bulursanız arkadaş ortamında ciddi anlamda bir havanız olacağını da size söyleyebilirim. Yalnız havanız sadece 20 pozluk filme dayanıyor. 20 poz sonra havanız sönebilir. Çünkü bir daha bu filmleri bulabilmeniz zor dediğim gibi. Sadece 20 tane baskı alıp ondan sonra da arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Sonuç olarak burada da şundan da bahsedelim. Böyle bir tutma sapı da kendi orijinalinde mevcut. Polaroid iZone hakkında bu şirin, bakın burada da dediğim gibi her yere iZone.polaroid.com diye de bir internet siteleri varmış. Burada da filmlerinizi, bu arada bu renk, yani şöyle söyleyeyim, bu mavi renk ve bu da mavi renk. Tamamen aynı renkte geliyor fotoğraf makinelerinin küçük albümleri de. Kutudan çıkıyor, onu söyleyeyim size ama tabii kutusunu bir daha nereden bulacaksınız, bir daha bu anahtarlığı nereden bulacaksınız, bir daha bu fotoğraf makinesini nereden bulacaksınız, tabii ki onlar soru işareti. iZone hakkında eğer sorunuz varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince her türlü soruya cevap vermeye çalışıyoruz.
Her konuda bize fotoğraf makineleri hakkında soru sorabilirsiniz. Bilgimiz doğrultusunda size yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu ürünü Tontik Shop'tan biz tedarik ettik. Ellerinde var mı yok mu bir sormanız gerekiyor ama bence şu anda ellerinde yok. Çünkü en sonuncuyu biz almıştık. Dediğim gibi nadir de bir fotoğraf makinesi. O yüzden de yine de bir sorun belki ellerinde vardır. Polaroid iZone hakkında bahsedeceklerimiz bunlardan ibaret. Videoyu beğenip bize destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Vintage Teknoloji videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.